Ağaç parçası hemhal olup bir güzel kesilir maharetli ellerde. Kesilen parçalar üzerine çizilir en güzel yazılar, desenler bir dantel inceliğinde. Ahşabın sanata dönüş yolculuğudur nahat sanatı. Duvarları süsleyen eserler bu yolculuğun en güzel kanıtı. Elif olur, vav olur. Eni konu bir güzel ayet olur. Gözü gönlü yormayan. Görsel bir şölene dönüşür yapılan her eser. Bakanı mutlu eden, okuyanına soru sormayan. Ustası kafa yorar matematiğine, hesaplar hendesi şekilleri, en ince ayrıntısında. Vücut bulur hat bu sanatta, benzersiz bir tablonun tam ortasında. Sabırla işlenen ağaç, neticesinde bir güzel hat olur. Yapanı görürse takdir, usta bir nahat olur. ...1970 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesinin Gökomuz köyünde dünyaya gelir Bünyamin Bekar. Orman muhafaza memuru olarak görev yapmış dört çocuklu bir babanın üçüncü evladıdır o. Babasının görevi nedeniyle hareketli bir çocukluk geçirir hocamız. Birkaç tayin ve atama sebebiyle küçük yaşta birkaç yer değişikliği yaşamak mecburiyetinde kalır. Bu sebeple yaşamla alakalı zorlukların ne olduğunu daha o yaşlarda öğrenmiş olur Bünyamin Bekar hocamız. Çocukluğumuz daha çok kendi köyümüzde geçti. Çocukluk dönemimizde ailemizin tabii hayvanları vardı, bahçemiz vardı. Ekin ekiyorlardı babamgil, annemgil. Onlara haliyle biz de hayvan da güttük. Tarlada, bahçede de çalıştık. Harman yaptık. Bunlarla ilgili hep elimizden geldiği kadar çocuk kuvvetiyle yardımcı olmaya çalıştık. Çocukluğu Tosya ilçesinin köylerinde geçer hocamızın. 1975 yılında çocuk denecek bir yaşta Suluca köyünde ilkokula başlar hocamız. Babasının işi dolayısıyla ilkokulu 1980 yılında Kargın köyünde bitirmek durumunda kalır. Babası çocuklarının İmam Hatip olmalarını çok ister. Bu yüzden 1980 yılında Tosya İmam Hatip Lisesi'nin ortaokul kısmına kaydını yaptırır Bünyamin Bekar hocamızın. Babam İmam Hatipliğe çok meraklıydı. Bizlerin de İmam Hatip olmasını istiyordu. Onun için babamın yönlendirmesiyle Tosya İmam Hatip Lisesi'ne bizi kaydettirdi orta bir bire. Ve Tosya'ya yerleştik. Tosya İmam Hatip Lisesi'ni Tosya'da okuduk. 1988 yılında İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. ...1988 yılında İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Bünyamin Bekar, aynı yıl yeterlilik sınavına girer ve başarılı olur. Sonrasında ilk görev yeri olan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinin Ilıca köyüne İmam Hatip olarak ataması yapılır hocamızın.
burada yaklaşık 2,5 yıl imam hatiplik yapar Bünyamin Bekar. Ilıca köyünde insanlar çok sıcakkanlıydı. Biz de genç olmamız hasebiyle bize çok ilgi gösterdiler. Ben oradaki ilgiyi hala unutamam. Onları hala hayırla yad ediyorum. Daha sonra ailemin isteğiyle kendilerine yakın olmamı istediler. Ben Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Kırışlar Köyü Bahadum Mahallesi'ne kendi isteğimle tayinimi istedim. Ve 92 yılında Kırışlar Köyü Bahadum Mahallesi'nde göreve başladım. Bahadun Mahallesi, Kırışlar Köyü'nün ufak bir mahallesi de olsa içindeki görev aşkı, peygamberlik mesleğinin gereklerini yerine getirmesini söyler ona. Genç yaşına rağmen çok kısa bir süre zarfında imam hatiplik konusunda aldığı eğitimin hakkını ziyadesiyle vermeye başlar hocamız. Öncelikle her yaştan insanla sıcak ve samimi ilişkiler kurar. Kendisinden yaşça büyük olan cemaatinin güvenini ve takdirini kazanır. Bünyamin hocamı 26 yıldır köyümüze gelelden bu yana tanıyorum. Köyümüze vermiş olduğu hizmetleri takdirle karşılıyorum. Çok mükemmel bir dost, çok mükemmel bir din adamı, çok mükemmel bir insan olarak tanıyorum. Ve öyledir de kendileri. Her yaştan cemaatinin bu denli sıcak ve samimi hislerle anlattığı hocamız, yaklaşık 28 yıldır bu köyde hizmet vermekte. Güne sabah namazıyla başlayan Bünyamin Bekar, daha sonra evinde ailesiyle birlikte vakit geçirir. Köyün imam hatibi olması sebebiyle köylüsünün her türlü ihtiyacıyla da yakından ilgilenen birisidir o. Hatta belli günlerde cemaatinin ihtiyaçları için Ilgaz'a ilçe merkezine dahi iner hocamız. İlçe merkezinde ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Oralarda esnaf komşularla, esnaflarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. İşimiz bittikten sonra tabii köyümüze geliyoruz. Köyde de komşularımla ilgileniyoruz. Onlarla konuşuruz, sohbet ederiz. Çocuklarla oyun oynarız. Çocuklarla şakalaşmak hoşuma gider. Eve giderim, evde ailemle vakit geçiririm. Kitap okurum. Kitap okumayı severim. Ve günlük haberleri takip ederim. Günümüz bu şekilde cami, ev, atölye arasında geçiyor. İmam Hatip olarak görev yapmanın sorumluluğunun ne olduğunu çok iyi bilen birisidir o. Giyimi, kuşamı ve davranışlarıyla topluma örnek olması, her türlü sorunun muhatabı olup o sorulara cevap vermesi gerektiğinin bilincinde olan birisidir. Temsil ettiği kuruma ve amirlerine her daim yardımcı olmaya çalışan bir din gönüllüsüdür Bünyamin Bekar. Ayrıca taşıdığı o beyaz kıyafetin leke götürmeyeceğini ziyadesiyle bilen birisidir hocamız. Bir imam hatip daima örnek bir kişiliğe sahip olmalıdır. Sadece camide değil, toplumun her kesiminde insanlara, gençliğe örnek olmalıdır. İmam giyim kuşamına dikkat etmelidir. İmam hatip daima ihlaslı olmalıdır. Çünkü Allah-u Teala'nın rızası ihlasla kazanılır ve ihlaslı insan topluma daha iyi örnek olur. İman, ibadet, ihlas ve samimiyet. Bünyamin Bekar'ın hayat felsefesi. Söz ve davranışlarında sadece Allah rızasını gözeterek, omuzlarına yüklenmiş olan peygamberlik mesleğini halis bir niyetle yapmaya devam eden bir imam hatiptir Bünyamin Bekar.
samimiyetle yapılan küçük iyiliklere büyük mükafatlar vardır. Ayet-i kerimesini kendisine rehber edinen hocamız, köy halkına ve cemaatine her daim karşılıksız bu düşünceyle yardım eder. Yaşı genç olmasına rağmen köyündeki dargınları barıştırarak yaşadığı mekana huzur getirmiş birisidir o. Buradaki yaşlı amcalarımız da önceden bizim çocukluğumuz zamanında hep birbirlerinden biraz zor geçinirdi. Hocamız geldiğinden beri bunları birbirlerine alıştırdı. Hepsi dargın olanları barıştırdı. Bugüne kadar hocamız çok güzel bir hocalık yaptı burada. Herkese örnek oldu. Köylüsünün sevgisini ve takdirini kazanan Bünyamin Bekar, Kırışdar köyündeki 28 yıllık imam hatiplik dönemi boyunca hep hayırlı işlerle anılır olmuş. Dernekte kendisinden yaşça büyük cemaatiyle her daim sohbet ederek köyün sorunları ve dertleri hakkında bilgiler almış onlardan. Cami ve cemaatiyle ilgilenmek durumunda kaldığı zamanların dışında naht sanatına gönül vermiş Bünyamin Bekar. Naht sanatıyla ben ahşap işlerle çocukluğumuzdan beri bir ilgimiz vardı. Çocukluğumuzlarda çöplerden falan evler yapardık. Oyun oynardık. Ahşap işlere, ahşap evlere büyük bir ilgim vardı. ...31 yıllık imam hatiplik hayatı boyunca topluma faydası olabilecek işlerle uğraşan Bünyamin Bekar, doğal olarak çocukluk sevdasının peşinden gider. Köyde yaşamanın getirdiği halet-i ruhiye ile köy evleri yapmaya karar verir hocamız. Etrafına çitler, verandalar yerleştirdiği bu köy evleri o kadar rağbet görür ki herkes istemeye başlar. Şu an kendisinde dahi hiçbir örneği kalmamış olan bu evler, onda ahşaptan farklı şeyler ortaya koyma duygusunu tetikler. Nah sanatıyla ilgili fazla bir bilgim yoktu başladığımda. Tesadüfen dehubaş testereyle çeşitli şekiller keserken hat yazılarını ahşaptan kesme fikri oluştu bende. Ve denemeye karar verdim. Kestim. Onları güzelce boyadım. İlk denememde gayet başarılı oldu. Hoşuma gitti. O yaptığım ilk eserlerimi arkadaşlarıma hediye ettim. Hiç kimseden yardım almadan elinde olan alet edevatla bir şeyler yapmaya devam eder Bünyamin Bekar. Yaptığı bu eserleri isteyen eşine, dostuna hediye eder. Başlangıçta yaptığı işin naht sanatı dahi olduğunu bilmeyen hocamız, zamanla bu işin inceliklerini öğrenmeye karar verir. Naht sanatını bu kadar gönülden yapmasının sebebini, çocukluğundan beri ahşap işçiliğine olan ilgisi olduğunu söylüyor bizlere o. Babam ormancıydı. Ormancılıktan ağaçla, kozalaklar, ağaçlar böyle küçük küçük evler yapmaya başladı. Evler hoşuna gitti, herkese mesela hediye etti, sevildi. Sonradan ahşap oymaya başladı. Ahşap oymada bayağı bir işler yaptı, yani güzel işler çıkardığına inanıyoruz. Güzel oluyor, seviyoruz. Yani çevresinde seviliyor, takdir ediliyor. Yaptığı işlerle herkesin takdirini kazanan Bünyamin Bekar, bu işte ustalaşma yolunda hızla ilerlemeye karar verir. Naht sanatıyla hat sanatının birbirlerine yakınlığını öğrendikten sonra farklı bir azim ve gayretle uğraşmaya başlar kesip biçtiği ağaç parçalarıyla. Naht sanatı günümüzün unutulmaya yüz tutmuş sanatlarından birisidir. Naht sanatı ahşabı keserek, oyarak, yontarak, yakarak yapılan bir sanat.
Nahır sanatının geçmişi Anadolu Selçuklu devletleri zamanına kadar uzanıyor. Ve Osmanlı döneminde daha da gelişmiş. Genellikle kapı süslemelerinde, tavan süslemelerinde kullanılmış bir sanatımız. Geçmişi Selçuklu ve Osmanlı'ya uzanan sanatın tarihi hakkında bilgiler de edinir o bu süreçte. Kendince inceliklerini yeni yeni öğrenmeye başladığım dediği naht sanatıyla alakalı kitaplar okur. Geçmişte yapılan işleri inceler. Naht sanatında kullanılan malzemeler ana madde olarak tabii ahşap kullanıyoruz. Ahşabında ben genelde medefe kullanıyorum. Naht sanatında yapmak için genellikle kıl testere kullanılıyor. Günümüzde elektronik kıl testere var, onu kullanıyorlar. Bense dekubaj testere kullanıyorum. Dekubaj testereyle başladığımız bu işe dekubaj testereye elim daha çok alıştı. Ve onunla kesmek bana daha kolay geliyor. Ve dekubaj testere kullanarak ben kesme işlemlerimi yapıyorum. Görev yaptığı camisinin altında kullanılmayan bir alanı kendi gayretleriyle atölye olarak düzenler Bünyamin Bekar. Burada eşine dostuna, kısacası isteyen herkese naht sanatından eserler yapar o. Naht sanatında yapılacak ilk işin at yazısı için karar vermek olduğunu söylüyor bizlere hocamız. Sonrasında bu hat yazısı örneğinin kopya kağıdı yardımıyla ahşap üzerine çizim işlemine geçiliyormuş. Bazen güzel havalarda bu çizim işlemi için atölye dışına çıkan hocamız, çalışmayı açık alanda yapmanın kendisi için daha huzur verici olduğunu söylüyor. Yapmış olduğum zımparalar var. Onlarla kestiğim parçayı güzelce zımparalıyorum. Zımparaladıktan sonra renklendirmeyi seviyorum, ben renkli çalışmasını. Ve boyalarım var. Onları istediğim renklerde, daha böyle uygun renklerde boyayarak çalışmalarımı tamamlıyorum. Ve yapmış olduğum eserlerimde ben tamamen bütün işçiliği kendim yapıyorum. Çerçevesi, alt zemini. Hepsini kendi imkanlarımla kendim yapmasını seviyorum. A'dan Z'ye ortaya koyduğu her eserin her safhasında el emeği, göz nuru var hocamızın. Bünyamin Hocam, naht sanatıyla ilgilenen ender insanlardan, hocalarımızdan biridir. Naht sanatı zamanla, uzun sabırla oluşan bir güzel niyet doğrultusunda, bu niyetin gayreti içerisinde olan, güzel samimiyet içerisinde olan, sevgisiyle, samimiyetiyle içine kalbini ve ruhunu da işleyen bir sonuçla aslında bu eserler ortaya çıkıyor. Bünyamin Bekar naht sanatını yaparken gönlünü ve samimiyetini ortaya koyuyor. Arkadaşının dediği gibi. Yaptığı işten hiçbir maddi beklentisinin olmaması bu samimiyetin en önemli göstergesi olsa gerek. Yapılan her işin öncelikle Allah rızası için yapılması görüşünde o. Bir şeyler üretebilmek, topluma yaptığın şeylerden bir mesaj verebilmek, bunlar güzel şeyler. Ve ben yaptığım bu naht sanatını büyük bir zevkle yapıyorum. Çünkü yaptığım bir eser meydana getirdiğim zaman o benim çok hoşuma gidiyor. Öyle ki hediye edeceğim zaman bile ondan üzülerek ayrılıyorum. Yani çoğu zaman hediye etsem mi etmesem mi diye kararsızlığa düştüğüm zamanlar da oluyor. Her ne kadar yaptığı her eseri birilerine hediye ederken içi sızlasa da
bakınca huzur bulacağı güzel eserler meydana getirmeye devam edeceğini söylüyor bizlere. Bir eser meydana getirmenin maddi anlamda değil ama manevi anlamda büyük bir haz ve keyif verdiğini söylüyor hocamız. Nahs sanatını yapmamdaki amaç zaten maddi bir çıkarla ilgili değil. Maddi çıkar beklentisi olarak bu işi yapmadım. Tamamen gönül işi, sevgi işi, aşk işi. Bu işi ben nasıl bir ölünceye kadar imamsak, nahs sanatı da bizimle Rabbim ömür verdiğince devam edecek, yapacağız. Nahs sanatı konusunda usta olma yolunda önemli mesafeler almış olsa da, İmam Hatiplik mesleğinin çok kıymetli bir hazine olduğunun ziyadesiyle farkında. O, asıl olan mesleğinin yanında bu işi yaparken, fani alemde hoş bir seda bırakma gayretinden öte bir çabam yok diyecek kadar da mütevazı birisi. Nahs sanatının yaşatılmasında bir payımız olursa büyük bir mutluluk duyacağız inşallah. Nahs sanatını geleceğe aktarmak istiyoruz yaptığımız işlerle. İnşallah devam ederiz bu şekilde. İmam Hatiplik mesleğini icra ederken elinden geldiğince kaybolmaya yüz tutmuş olan bu geleneksel el sanatımızı yaşatmaya kararlı Bünyamin Bekar. Bunun için de kendi payına düşen ne varsa yapmakta o. Nahs sanatı yaşasın istiyor çünkü. Yaşadığı topluluğa örnek bir imam hatip ve nahs sanatına gönül vermiş birisi olarak herkes tarafından takdir görmekte hocamız. Ağaca şekil verme, ağacı icabında her türlü şekilde sokabilme maharetini biz de çok takdir ediyoruz ve ilçemizde olsun, değişik yerlerde olsun kendi yapmış olduğu bu el emeği göz nuru dediğimiz sanat eserlerini farklı yerlerde görüyoruz. Bakıyoruz ki bu Bünyamin Hoca'nın yapmış olduğu eserlerdir diyor. Kurumsal anlamda da bu bizi onurlandıran bir davranış tabii ki. Kendisi de şahsiyetiyle, karakteriyle, her türlü meziyetiyle ön plana çıkan bir arkadaşımız. Kendisine memnun olduğumuz, sayılarının artması için dua ettiğimiz değerli kardeşlerimizden bir tanesi olarak görüyorum Bünyamin Bekar'ı. Bünyamin Bekar, her Müslüman gibi zamanın kıymetini bilerek yaşayan birisi. O, çocukluk sevdasının peşinden giderek ustasız usta olmuş gerçek bir zanaatkar. Atasının isteği ve nasihati doğrultusunda kendisine hayat kurmuş gerçek bir aile babası. Peygamber mesleğini yapabilmenin maneviyatıyla aldığı her nefes için Rabbine şükreden bir din gönüllüsü Bünyamin Bekar. Ben bir nahs sanatı ustasıyım. Nahs sanatını İmam Hatiplik'ten arta kalan zamanlarımızda devam ettireceğiz. Ama öncelikle birinci vazifem benim peygamber mesleği olan İmam Hatiplik. Peygamber mesleğini, İmam Hatipliği ömrümüz yettiğince, Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu ömür süresi içinde yapmaya devam edeceğiz inşallah. Bünyamin Bekar, içindeki sessizliği nahd sanatıyla dile getirdi. Bu sessizliğini atölyesinde yaptığı işlerle anlattı bizlere. Ahşaba şekil verip bir anlam yükledi. Hadisler, ayetler, güzel sözler nakşederek. Gönül gözüyle görebilen insanların ta içine işlesin diye.